Artık bugünlerden sonra asgari ücreti çok fazla konuşuyor olacağız. İşverenin gözü kulağı, çalışanın gözü kulağı Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammında. Kulislerde pek çok senaryo konuşuluyor ama 4 formül üzerinde ağırlık kazanmış senaryolar. Neler onlar bakalım. Bir kere bir açlık sınırı var. Açlık sınırı bugün itibariyle Türk İş'in açıkladığı 20.432 TL. Şimdi açlık sınırı tek başına asgari ücreti ifade etmez. Çünkü açlık sınırında sadece biz gıda, yiyecek, içecek gibi gıdayı baz alırken asgari ücrette işçinin kira, iaşe, ibate, ulaşım gibi diğer bütün faktörleri baz alıyoruz. Bu anlamda asgari ücret tanımına uyan Türk İş'in açıklamış olduğu bir işçinin yani bir bekar işçinin hayatını sürdürmesi için gerekli olan en düşük ücrettir. Bu anlamda da 26.527 TL. Yılbaşı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın gözü ise asgari ücret zammına çevrildi. Daha şimdiden pek çok senaryo konuşuluyor. Peki masada hangi formüller var? Şu anda özellikle işveren kesiminin ve hükümet kanadındaki tutumu da göz önünde bulundurduğumuz zaman özellikle asgari ücretle ilgili %25 ve %30 civarındaki senaryolar dillendirilmekte. Defalarca bu dile getiriliyor. Çünkü asgari ücretin sadece işçilerin geçimini sağlamak için hayati öneme sahip olmakla birlikte işverenler açısından da bir maliyet anlamına geliyor. Dolayısıyla asgari ücreti belirlerken brüt ve işverene maliyet boyutu da önemli. Neden çok önemli? Çünkü özellikle uluslararası rekabet ihracatçılar için inanılmaz bir öneme sahip. Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı belirlenecek. Asgari ücret zammı içinse masada 4 farklı formül bulunuyor. Bu formüllerdense 2 tanesi öne çıkıyor. Bu 26.500 TL'lik brüt ve işçinin cebine girecek olan 22.525 TL'nin olanaklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü beklentimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da devreye girerek net 22.500 TL civarında olacağı. Bunun maliyeti her ne kadar işverene 32.529 TL olsa bile burada %5 oranında SGK teşviği var. Bu düşülür ve ayrıca asgari ücret desteği de verilerek işverenlerin maliyeti de düşürülerek böyle bir ücretin olası olduğunu söyleyebiliriz. Masadaki bir diğer formül ise asgari ücretin 25 bin Türk lirası civarında olması. Ancak bu senaryo çok olası görünmüyor. 25 bin TL civarında bir asgari ücrete ne hükümetin ne de işverenin kabul etmesinin mümkün olmayacağını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü brütüne baktığımız zaman 25.500 TL'lik bir net ücretin brütü 30 bin TL. Bu 30 bin TL'ye baktığımız zaman bir de işverene maliyeti 36.825 TL'ye alıyor. Çünkü bu 30 bin TL'nin üzerine işveren uzun vadeli sigorta kolları, kısa vadeli sigorta kolları, genel sağlık sigortası, işveren payı ve işsizlik sigortası payını aldığım zaman 36.825 TL'ye uzuyor. Bu anlamda 1000 dolara aşıyor, 1100 dolara aşıyor. Hükümetin bir enflasyonla mücadelesi var. Asgari ücret kelimesi duyulmadan maalesef fırsatçılar da devreye girince ev sahiplerinden tutun da otomobil fiyatlarına kadar A'dan Z'ye bir zincirleme etkisi var. Hal böyleyken dezenflasyonist politikalar da göz önünde bulundurularak özellikle ekonomi yönetiminin bu konuda çok katı olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomi yönetimi defalarca deklare ettiği üzere hedef enflasyonun baz alınmasını istemektedir. Şimdi hedef enflasyonu baz aldığımız zaman net asgari ücret 17 bin TL, 2025 hedef enflasyonu %17,5. Bu anlamda asgari ücret 20 bin TL'nin altında olacak. Dolayısıyla bunun kabul edilmesi mümkün değil. Açlık sınırının bile altında. Hal böyleyken bunun olmayacağını söyleyebiliriz.